Kürtlerin evladıyım. Camiyle kuluyu birbirinden ayırmamaya hizmeti her iki ilçemize de daha yoğun bir şekilde götürmek için gayret içindeyim. 22 yıldan bu yana bildiğiniz gibi 22 yıldır Türkiye devlet milletin ta kendisi olmuştur. 22 yıldır Türkiye siyaset milletin başına dert açmamış, derdine çare olmuştur. 22 yıldır Türkiye'de özellikle hükümetler halkın gerisinde kalmamış, halka ufuk açmıştır. Ve 22 yıldan bu yana hasar döneminden eser dönemine geçildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser dönemi her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Ve bu doğrultuda biz de hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz. Konya'mıza bildiğiniz gibi bir hafta önce ikinci şehir hastanemizi 1000 yataklı ama süreçte 1500 yataklı olarak düşündüğümüz, planladığımız hastanemizi Cumhurbaşkanımız müjdelediler. İkinci şehir hastanesi. Ayrıca bir ağız diş hastalıkları 500 ünitli eğitim araştırma hastanesini de planlıyoruz. Yer tahsisi yapılmış oldu. Projeleri yapılmaya başlandı. Peki Cihan Beyliğimize ne yapıyoruz? Cihan Beyliği ile ilgili başkan beni her aradığında, her geldiğinde kalın bir dosyayla gelir. Ve o dosyada emin olun teker teker üzerinden geçer, ilgili kurumlar, ilgili bakanlıklar, her kimse arkadaşları o yanında iken arar, bir şekilde çözüm geliştirme çabası içinde oluruz. Dolayısıyla Cihan Bey'in için yapılacak bir hizmet varsa gayret noktasında yoğun bir çaba içinde olduğumuzdan emin olun. Yalnız olmadığımızdan emin olun. Cihan Bey'e sağlık boyutuyla yapılanları özellikle bir MR eksiğimiz var. MR'la ilgili bir satış süreci başladı. Onunla ilgili zannediyorum 2 veya 3 ay içerisinde MR'ımıza da kavuşmuş olacağız. Ayrıca bana demin bana iki bölgeyle ilgili dediler ki Yapalı gün yüzü Taşpınar hattına 112'li ambulans ihtiyacımız var. Bununla ilgili de yanımda genel müdür arkadaşım var. Onlara da talimatı verdik. Zannediyorum haftaya yeri de hazır çünkü dediler. Bir ambulans vermek üzere 112'yi haftaya devreye almış olacağız. Hayırlı olsun. İkincisi Kırkış'la Karabağ Hodoğlu Ağabeyli hattı için bir 112 bir ambulansa ihtiyacımız var dediler. Arkadaşlara yine bu hatla ilgili de haftaya hem 112 hem de ambulansı onlar olacak. O da hayırlı olsun. Yeni Cuma için dediler ki Ömer Hanlı'ya bir hastane yapıldı. Ömer Hanlı'dan çevresiyle daha büyük olan Yeni Cuma'ya benzer hastane yapılmadı. Ben de eğer böyle bir talep varsa emin olun yatırıma almadan doğrudan ihalesini yaptık. Ve ihalesi yapıldıktan sonra da bu hafta
yer teslimi yapıldı. Yani ihalesi de bitmiş oldu. Oraya da Yenicoba'ya hastanemizde önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde bitmiş olacak. Ömer Ağlı'dan daha büyük bir sağlık kompleksine Yenicoba'mız sahip olacak. Hayırlı olsun. Emin Hanım'ı çok yakın takip ediyorum. Sadece Cihan Bey'in için değil, Altın Ekin, Cihan Bey'ini ve konu için en yoğun gündemlerimizden bir tanesi doğalgaz. Doğalgazla ilgili bildiğiniz gibi BOTAŞ'ın boru hattı için ihalesinin yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de demin buraya geleceğim için bakan arkadaşımı Alparslan Bey'i aradım. Dedim ki Sayın Bakanım, Cihan Beyliler müjde bekliyor. Bu boru hattının ihalesi için bize net bir şey söyler misiniz? Dedim. Kendileri arkadaşlarla görüşüp döneyim dedi. 10 dakika önce kendisiyle görüştük. Dediler ki Cihan Beyli kardeşlerimize bir hafta 10 gün içerisinde boru hattının ihalesini, bütün projeler bitti, İhalesinin yapılacağını bir yıl içinde de doğal gazın verileceği müjdesini verebilirsin dediler. Hayırlı olsun diyorum.